Deneyen Adam kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Kategorimiz ne? Alışveriş deneyim videosu. Ne satın aldık? Nereden satın aldık? Bu tür videolarda biliyorsunuz ilk önce bilgisayar üzerinden bir çekim yapıyoruz. Sonra da meşhur kutu açılım videosunu videonun sonuna birleştiriyoruz ki bu mikrofonu denedik. Bir şarkı söyledik. Onu da videonun en sonuna ekledik. Oradan izleyebilirsiniz. Last Voice LM 110 kablolu camiye kapak mikrofonu aldık. Yonka Müzik Market'ten satın aldık. N11.com üzerinden. Gelin şimdi satıcı firmanın ürün hakkında vermiş olduğu bilgilere birlikte bakalım. Bu arada resim, verilen resim bu şekilde. Bir detaya da gireceğiz. Enteresan bir detaydır. Onu da sizlerle paylaşacağız. Last Voice LM 110 özellikleri demiş. Cami yaka mikrofonu diye geçiyor. Hassas ses yeteneğine sahiptir. 6 metre korumalı kablo, sabitlenmiş yaka klipsi, deri taşıma çantası bulunur, mikrofon süngeri bulunur, işaret özelliği çok yönlü. Güç türü 1,5 volt karen pille çalışıyor. Hassasiyet 3.5 mV demiş. Empedans 1000 ohm demiş. Frekans yanıtı da 100 ile 15.000 Hz demiş. Paket içerisinde ne var? 1 adet LM 110 kablolu yaka mikrofonu. Jack kısmı ve kablo kısmı full diyor. Jack kısmından kastım. Bakın 6.25, 6.5'tü bunlar. Ona çevrim olayı var. Bir adet taşıma çantası, deri demiş. Tabii ki orijinal deri değildir. Bir adet mikrofon süngeri, bir adet de 1.5 volt kalem pil geliyor üzerinde demişler. Göreceğiz ürün açılış videosunda. Şimdi enteresan olan özelliği birazdan da açıklayacağız ama ben size şimdiden açıklayayım. Bakın bu mikrofon mono. Girişi görüyorsunuz. Büyük girişteki sistem mono. Maalesef 3.5 milimetrelik jack'ta da bu mikrofon mono olarak gözüküyor. Stereo olarak gözükmüyor. Şimdi ürün geldi. Hep beraber birlikte bakalım. Kutuyu bir açalım. Ürün neye benziyor? Birlikte görelim ve izleyelim. İzlemeye devam. Evet. Kargo geldi. Güzelce paketlenmiş. Ve kargo firması da ezmeden, büzmeden ürünü bize getirmiş. Hem firmaya hem kargo firmasına teşekkür ediyoruz. Şimdi Last Voice demiştik. Videonun girişinde LM 110 dedik. Satıcı firmanın veya ithalatçı firmanın ürün hakkındaki değerlerini sizlerle paylaşmıştık. Kutuyu şöyle gösterelim. Her gelen kutuyu dezenfekte ediyoruz. Temizliyoruz. Malum şu pandemi döneminden çıkamadık. Ne yapalım, ne diyelim? Yapılacak bir şey yok. Şimdi kutuyu açalım. Kutulu olması çok güzel. Bundan önce yine bir YouTuber mikrofonu tanıtmıştık. Biliyorsunuz mikrofon hayal kırıklığıydı. Niye hayal kırıklığıydı? Şu an o mikrofonla çekim yapıyoruz. Fakat bilgisayara bağlanması mümkün değildi. Bir de hakikaten 49-50 lira para vermiştik. Onun tanıtımını da yaptık sizlere. Bence bu mikrofon için, yani şu an kullanmış olduğumuz mikrofon için ki pil olayı yoktu. Onda ekstra bir güç kaynağı yoktu. Düz bir mikrofondu. 49.90 veya 50 TL idi. Hakikaten yüksek bir fiyattı ki benzerleri 25-30 TL idi. Last Voice kullanım kılavuzu göndermiş. Garanti belgesi göndermiş ve Türkçe. Demek ki ciddi bir şekilde bununla ilgileniyorlar. LM 110 demiştik. Profesyonel performanslı elektret kondansatör, çok yönlü mikrofon demiş. 6 metre korumalı düşük sesli kablo, sabitlenmiş kravat klipsi var diyor. İşaret özelliği çok yönlü. Güç türü, önce de belirttiğimiz gibi 1.5 voltluk pilden 2 tane alıyor. Yani 3 volta tekabül ediyor. Hassasiyet 3.5 demiş. Empedanstan bahsetmiş, 1000 demiş. Frekans yanıtı 100 ile 15.000 Hz demiş. LM'nin 120 modeli varmış, 130, LM 140 modeli varmış. Birçok modeli zaten burada tanıtmış, bağlantı şemasından bahsetmiş. Gerçi enteresandır, kutunun dışında 2x1.5 dese de burada bir pillik yer gözüküyor ki birazdan açacağız, bakacağız. Bir pil mi, iki pil mi? Kim dağıtmış? Merkez servis ve danışma diyor. Bu Efor Day Türk Tüketim Malzemeleri Pazarlama Limited Şirketi demiş. Yukarı Dudullu Mahallesi, İstanbul, Türkiye. Sanırım servis imkanı da buradan karşılanıyor. www.osava
www.yine.com.tr demiş. Herhalde ciddi bir şeyler yapmışlar. Şimdi servis olayı oymuş. Çok özür diliyorum. Dağıtansa Yonka Müzik Market Anonim Şirketi'ymiş. Bu Yonka hiç yabancı değil. Yonka'dan bir şeyler aldık mı acaba? Çünkü bu adresi iyi hatırlıyorum. Neyse uzatmayalım. Zaten 3 dakika konuşmuşuz. Bakın tatlı bir çantası var. Tatlı bir çantası var. Güzel. Ürünü açalım. Çantanın içinden bir bakalım. Bir sünger çıkıyor. Mikrofona montaj için. 6 metre kablo demiş. Evet, 6 metreye benziyor. 3,5'luk. Stereo denesine rağmen mono gözüküyor. Enteresandır. Şaka hakikaten enteresan. Biraz mono gözüküyor. Onu belirteyim ben size. Firmaya soralım. Vay vay vay. Amfiye takmak için de bakın. 6,25 şak var. Gördüğünüz gibi. Burada 3,5'luk girişi var. Evet. Normal telefona takmak için şu aparatı kullanmıyorsunuz. Sadece burada bir aparat var. Enteresan yapmışlar ya. Ve hakikaten bir tane kalem pil var. Kutuda 2x1,5 volt yazıyordu. Enteresan mı? Enteresan. 1,5 volt diyor. Şimdi bakın beraber bakalım burada. Kutuda ne diyor? 1,5x2 diyor. 3 volt diyor. Sürprizler çıkabiliyor ki LM110 kutudaki de. Evet. Bunu ne yaparız? Bizim Mikado'ya da takabiliriz. Biliyorsunuz Mikado'nun karaoke hoparlörü var. Çok güzel. Onun tanıtımı da yapmıştık. Oradan bir deneme yaparız. Bir tane pil koyarız buna. Bilgisayarda ve telefonda deneme yaparız. Şöyle mikrofonla gösterelim. Yaka için materyal var burada. Bir metal bu. Diğerinde biliyorsunuz plastik bir aksam vardı. Mikrofonun önüne bir tane süzgeç koymuşlar. Şunu da alıyoruz. Şu şekilde takabiliyorsak. Takıyoruz. Şöyle bir takalım. Takabilecek miyiz? Evet. Tabii şu yakalık kısmı biraz bu süngerin girmesini engelliyor diyebiliriz. Sünger de burada kalıyor. Görüldüğü üzere şu olay sadece büyük jack'lı girişler için amplifikatöre takabilirsiniz, amfilere. Karaoke'lere takabilirsiniz. 6 metre diyor ki benziyor 6 metreye. Stereo diyor bildiğim kadarıyla. Mono diye geçmiyor bu. Fakat şu jack bakın olayı kafayı karıştırıyor. Bu hiç stereo'ya benzemiyor. Ama deneriz. Bakalım ince bir şey mi yapmışlar? Yok. Vallahi bir mono gibi gözüküyor. Bakalım. Bu şekilde dostlar bunun tanıtımını yapalım. Biz ne yapacağız bunu? Kullanacağız tabii ki biliyorsunuz. Kullandıktan sonra biz yine bir video çekmeye gayret ediyoruz. Son olarak işte çantası 1,5 voltluk yükseltici kısmı 6,25'tu, 6,30'du şu jack amfiler için ve 3,5'luk jack'la yaka mikrofonu bu şekilde geliyor. Güzelce dediğimiz gibi paketlenmiş, kargolanmış. Bunları deniyoruz. Zaman alıyor denemek biliyorsunuz. Öyle hemen bir şey dememiz yanlış. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz belli bir zaman sonra. Ne yaptınız? Memnun musunuz? Ürün çok kötü çıkarsa da biz ne yapıyoruz? Yine video çekiyoruz ve bir daha asla oynatma video listemize bunları ekliyoruz bir daha asla bölümüne. Onu da belirtelim. Seviyorum seni. Ekmeği tuzağa banıp yer gibi. Geceliğin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi. Seviyorum seni. Ekmeği tuzağa banıp
bana bir yer gibi. Gecenin ateşler içinde uyanarak ağzımdayım, kusuma su içer gibi. Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeyle çayırları büyürken büyürken gönlüm gülüm her sabah her akşam seninle yeşil bir zeytin tanesi bir parça mavi deniz alır beni.